Arkadaşlar merhaba 31 Temmuz yasası ile ilgili yayınlamış olduğum videoda Başvurumun içeriğini de paylaşacağımı söylemiştim Bunu Link olarak zaten Açıklamada da paylaşıyorum şu anda Oradaki blog adresinden Kararın tamamını görebilirsiniz Aynı zamanda Buradan da bakabilirsiniz burada da neler anlattığını söyleyeceğim ben şimdi size Bakın bazı yorumlar da gelmiş, yorumlardan birisinde de işte bu sadece verilen e, hakkın geri alınması yönündeki bir başvuru diyor. Başvurunun ne olduğundan çok bakanlığın verdiği karar önemli. Şu kısmı dikkat edelim. Bakın burada diyor ki, dedim 2. Asiye Ceza Mahkemesinin 09.06.2023 tarihli kararı ile hükümlünün mahkumiyetine karar verilen 3 yıl hapis cezasının infaza verildiği, her ne kadar anılan kanun hükmünün lafzından 31.07.2023 tarihi itibariyle infaz işlemleri devam eden hükümlüler hakkında uygulanabileceği anlaşılmakta ise de, bakın burası çok önemli, yani diyor ki 31 Temmuz yasasına bakıldığında infazına başlanmış olması gerektiği söylense de, her ne kadar diyor. Yani diyor biz bunu tamam anladık da diyor. Burada bir hata var diyor devamında. Diyor ki hükümlünün sonradan kesinleşen Didim Yeni Hisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 0906 2023 tarihli ve 2023'e 370 esas 2023'e 901 sayılı kararıyla nitelikli hırsızlık suçundan verilen 3 yıl hapis cezasının suç tarihinin 21.08.2019 olduğu bakın suç tarihi suç tarihi Şimdi arkadaş bana e, kendisi Cumhuriyet Başsavcısı değil hani konuyla yanlış anlamış yanlış yorumlamış demiş ben yine de kendisine yorumu için teşekkür etmiştim ama alttaki yorumları görmemiştim açıkçası hani o Cumhuriyet Başsavcısı değil falan demiş bunu anlamak için Cumhuriyet Başsavcısı olmanıza gerek yok. Beyin sahibi olmanız yeterli. Tekrar söylüyorum. İşte bilmem ne bilmem ne sayılı kararıyla nitelikli hırsızlık suçundan verilen 3 yıl hapis cezasının suç tarihinin 21.08.2019 olduğu yine anılan kararında 09.06.2023 tarihinde verildiği her ne kadar kararın kesinleşme tarihinin 23.10.2023 olduğu anlaşılmış ise de anılan kararın geç kesinleşmesinde hükümlünün bir kusurunun bulunmadı ve sorumluluğunun hükümlüğe yüklenemeyeceği gözetilerek itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinin isabetli görülmediği. Yani sen suç tarihi yerine kesinleşme tarihini e, baz almışsın ve bu suçtan bu kişiyi 31 Temmuz yasası kapsamın dışında bırakmışsın diyor. Bunu yapamazsın diyor. Buradan ne anlıyoruz? Suç tarihini baz alarak cezaların kesinleşme tarihini baz alarak değil suç tarihini baz alarak karar verdi. Bu suç tarihi 31 Temmuz öncesinde olan herkesin kesinleşme tarihi ne olursa olsun 31 Temmuz yasasından faydalanabilmesinin önünü açacak. Bu kadar basit. Bazen siz ufacık bir şey istersiniz. Zaten dilekçelerin çoğunda şu bulunur arkadaşlar. Muhtemelen bunun dilekçesinde de vardır bu. Ve tarafınızca reysen verilecek kararlar denir. Veya reysen uygulanacak gerekçelerle denir. Yani ben buna itiraz ediyorum fakat sizin de ekleyeceğiniz sizin de takdir edeceğiniz sebeplerden dolayı diye eklerseniz. Çünkü sizin görmeyeceğiniz bir şeyi mesela yargıtay görebilir, istinaf görebilir, Adalet Bakanlığı görebilir. Dolayısıyla bu karar suç tarihinin baz alınmasını direk önüne açıyor. Direk önüne aç ve Adalet Bakanlığının bir önceki videoda da söylemiştim. Kesinlikle ve kesinlikle hemen olaya el er koyması gerekiyor yargıtayla falan insanları uğraştırmayın. Direkt bu 9. yargı paketini falan karıştırmaya bile gerek Meclise sunun. Meclisten hemen geçer bu. Hemen. 10 dakika sürmez. Bakın binlerce kişi bu yüzden içeri girdi. Hepsini dışarı çıkartırsın. Hepsini dışarı çıkartırsın. Ve bu kişileri hani komutan diyor beni affetmedin sen falan filan. Asıl bu kişiler söyleyebilir. Bu zaten benim hakkım 31 Temmuz yasası sebebiyle. Beni çıkarman gerekiyor. Dışarıdaydım tekrar içeri girdim çıkarman gerekiyor. İçeride kaldım. Suç tarihi erken olmasına rağmen kesinleşme yüzünden içeride kaldım. Adalet Bakanlığı ne diyor? Bu hükümlünün sorumluluğu altında değil. Hükümlünün yapabileceği bir şey yok. Suç tarihi eski. Sen geç kesinleştirmiştin bunu. Bu o kişinin suçu değildir diyor. Bu kadar basit. Dediğim gibi blog sayfamda karar metni var. Hemen oradan bakın. Yazın. Aynı şekilde arkadaşlar. İnfaz hakimliğine yazın önce. İnfaz hakimliği kabul etmediğinde. Bakın kanun yararına bozmanın böyle bir şeyi var. Her karar kanun yararına bozmaya gitmez. Kanun yararına bozmaya gitmesi için yargıtay veya istinaf e, Aşamasından geçmemiş olması lazım. Sizin infaz hakimliğine yapacağınız itiraz reddedildiğinde bu red kararıyla kanun yararını bozmaya başvuracaksınız ve buradaki e, kararı da emsal göstereceksiniz.